Sevgili boğa burçları, ay burcu boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım. İnşallah güneşin yediden doğduğu gibi karanlıktan aydınlığa çıktığınız bir hafta olur. Bazı değişimler, sarsıcı değişimler sizi yoruyor, üzüyor biliyorum boğa burçları. Yakınınızda ben varım hiç merak etmeyin. Pek çok sorunu birlikte çözeceğiz Allah'ın izniyle. 7 Şubat 13 Şubat arası sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor arkadaşlar bunları yorumlayacağım öncelikle şunu söylüyorum lütfen videomu beğendiyseniz yorum kısmına bir emoji bırakın emeğe saygı adına çünkü bizde arkadaşlar ne kadar çok beğeni ne kadar çok yorum olursa youtube bizi başkalarının önüne düşürüyor zaten farklı şeyler var söylemek istediğim uzatmayacağım lafı Eğer benim emeğime saygı gösteriyorsanız biraz da reklamları sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar Çünkü bizde reklamlardan gelirimizi elde ediyoruz bakalım boğa burçlarını bu hafta 7 Şubat haftası neler bekliyor farklı mekanlar farklı yerler farklı çevrelere girdiğini görüyorum sevgili boğa burcu Evet, isminde K harfi olanlar, M harfi olanlar, N harfi olanlara büyük bir iyilik isabet edecek arkadaşlar. Bakar bakmaz gördüm yeni kapılar açılıyor ve sen hayatı bir sıfır önde götürüyorsun bu hafta arkadaşlar. Belki ben yıldızım düşük, benim bilmem modum düşük diyebilirsin ama bu hafta bir 0 önde başlayacaksın pek çok insanı geride bırakacaksın Allah'tan hayırlısı olsun burada telefon var arkadaşlar iki defa önemli bir telefon konuşması var telefon kayıtlarına dikkat edin gelen kayıtlara dikkat edin bir iş başvurusu yaptıysanız tetikte olun her an gidebilirsiniz bir işi bir oluşu başlatabilirsiniz arkadaşlar Şurada adeta bir meşale ve meşalenin başında iki kişi görüyorum. Bir and içilmiş sanki bir yerlere gitmeye ve bir şeyleri tamamlanmaya niyet edilmiş gibi. Kocaman bir örümcek görüyorum arkadaşlar. Örümcek size bir ağ örülmesi anlamına geliyor. Sizden gizlenen bazı gerçekler anlamına geliyor. Bu izi sürdüğünüzde arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bulacaksınız kimin ne yaptığını. Eğer e, gizemli bir şeylerden şüpheleniyorsanız <laughs> benim düşmanım dostum belirsiz diyorsanız Ankebut suresini öneririm. Ankebut örümcek ağı demektir arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Şimdi burada kocaman bir ayı belirdi. Bakın şurada Arkadaşlar ayı gizli düşmandır. Sanki bu hafta düşmanlıklarınızın yok edileceği haftalardan geçiyorsunuz. Düşmanlarınız sanki yok olacak arkadaşlar. Böyle sanki tarihi eserlerle dolu bir yermiş gibi geldi arkadaşlar şurada. Bir tarihi eser taş taş üstünde. Bir yerlere gidebilirsiniz. Tarihi yerleri gezebilirsiniz. Buralarda bir enerji akışıyla beraber kehanet gücünüz artacak, algılarınız açılacak. Bir toprağa gömülmüş bir büyü muska görüyorum. Yuvanızı yıkmak için sizi helak etmek için bu muskayı da bu büyüyü de çözüyorsunuz, çözdürüyorsunuz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Kendinize yeniden çeki düzen verdiğiniz ve yeniden oluşumları başlattığınız haftadasınız. Kocaman bir para görüyorum arkadaşlar. Böyle tomar tomar paralar. Sanki bir yere alınıyor bir şeye veriliyor İş yeri mi açılacak bir ev mi kurulacak Bu da gerçekten size çok iyi gelecek Uğurlu gelecek Yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyorum Kocaman bir şakayık çiçeği açıldı Aşkta başarı ve mutluluk sizinle olacak hiç merak etmeyin. Maddi konularda iyileşmelerin olacağı bir dönem eştesiniz. İki kişi yola çıkıyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu yollarınız var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kendinizi yeniden o yollarda bulabilirsiniz. Yollardan kısmetler ve hayırlı kazançlar elde edeceğinizi görmekteyim. Yollar size çok hayırla ve uğurla gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımda bakınız görüyor musunuz şurada kocaman bir atmalı oluştu kesinlikle nazardan korunacağınız bir dönemdesiniz bak partnerle çatışman varsa kavgan varsa partner ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyorsanız mutlaka bu bir nazardan dolayı olmuştur arkadaşlar nazarı ve negatif enerjiyi bir kenara bırakırsanız kocaman bir şahmeran belirdi burada şahmeran demek her türlü konuda bilginizin, bilincinizin ve düzeyinizin arttığı dönemeçlerden geçiyor olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Kendi Şahmeran arkadaşlar resmen şurada Şahmeran ve arkasında da bir genç delikanlı duruyor. Genç kızlar kısmetiniz çok açık. Çok net olarak çıktı. Şahmeran duasını mutlaka okumanızı öneriyorum. Şahmeran duasını okuduğunuzda daha bolluğa, daha iyiliğe kavuşacaksınız Allah'ın izniyle. Hatta ben bu hafta bir ritüel yapayım da Şahmeran duasıyla kısmet açma nasıl olurmuş onu size anlatayım arkadaşlar tek tek. Burada çünkü soru işaretleri var. Modum düşük mü? Yıldızım düşük mü? Nasıl yükseltebilirim gibi bazı türlü korkular var. O korkuların, endişelerin yerini mutluluğun alacağı döneme işlerdesiniz arkadaşlar. İnşallah korkuların yerini mutluluklar alacaktır bu hafta. Bakalım Tarot okumalarımız neler söylüyor arkadaşlar? Boğa burçlarındayız. Evet. Melekler ne diyor bakalım? Bizim planlarımız neler? Melekler neler söylüyor? Hadi bakalım. Arkadaşlar, boğa burçları biraz sevgide cimrilik yapıyorsunuz. Bu zaten ben cimri kartıdır. Sevgide cimrilik yapıyorsunuz. Duygusal hayatınızda. Ben elimden geleni yaptım. O ne yaparsa yapsın diyorsunuz. Bu o kadar basit bir şey değil arkadaşlar. Bakınız peş peşe haber alacağınızı görüyorum. Sevdiğiniz insan, aşk olduğunuz kişi ya da aşk yaşadığınız bir insanı bir şehrin başka bir şehrin kenarında bırakmışsınız. Siz kendi hayatınıza dalmışsınız. O kadar da kolay değil bu burçları. Ya da tam tersi olmuş. Bakın. Ya da tam tersi olmuş. Çünkü kolektifi hitap ettiğim için yorumlayı sizin yorumunuza bırakıyorum. Ya da sen elinden geleni yapmışsın bu burcu. Kaçtaki kişi gardını almış benden bu kadar. Ben hayatıma döndüm, normal hayatıma. Sen ne yaparsan yap. Böyle sizi ortada bırakmış bir insandan söz ediyorum. Sıkıntı. Ve düzelmeler var mı? Evet, düzelmeler olacak. Nasıl olacak düzelmeler? Gelen bir haberle beraber şunu diyecek karşıdaki kişi: "Tek dayanağım sensin." Sen de diyeceksin ki: "Neden bana net cevaplarla gelmedin?" Önce bana bir gardını aldın. Sonra şimdi seni seviyorum diyorsun. Netim diyorsun. Sana yüzük takacağım diyorsun. Niye şimdi? Beni 3-4 aydır ya da beni birkaç yıldır oyaladın. Şimdi neden? Çünkü ben senden soğumaya başladım diyor. Arkadaşlar soğukluk var, mesafe var. Soğumalar başlamış. İşte gerekçeler üretecek arkadaşlar. İkili ilişkilerde tartışmalar var, sistemler var. Bazı ayrı yollara gitmeler var ama sonuçta uzlaşı görüyorum, birliktelik görüyorum. Kalbinizden, yüreğinizden ne geçiyorsa bir anda gerçekleşeceği bir dönem eşitesiniz. İnşallah hayrınıza olur ve bütünün hayrına olur gerçekleşir arkadaşlar ve kader çarkı diyor ki hiç merak etmeyin biz senin için öyle güzel bir gelecek hazırladık ki diyor meleklerin hayallerinin bile ötesinde düşmanlar var büyüler var yılanlar var ama bir anda sen onları bozmuşsun göndermişsin ada çayı tütsüsü mü yaptın yıkandın arındın mı tuzlu suyla ama ne yaptıysan yaptın arınmaları gerçekleştirdiğini görüyorum arkadaşlar hiç merak etmeyin Dünyanıza ışık veren Dünyanıza mutluluk veren Olaylar gerçekleşecek Dua edeceksiniz Güzelliğinize güzellik katacaksınız Ve dualarınızın kabul olduğu bir dönem Eştesiniz Sevgili boğa burçları Sizin uğurlu gününüz cuma günü olduğu için Her perşembeyi cumaya bağlayan gece Gece Bir mum yakıp dua etseniz Arkadaşlar şöyle küçük bir mum bile işinizi görür Hiç esirgemeyin Perşembe'yi cumaya bağlayan gece mumlarınızı yakın, dualarınızı edin, tahiyat okuyun, etehiyat okuyun bereket için. Supaneke okuyun mühür vurmak için. Fatiha okuyun nazardan ve büyüden korunmak için. 41 Fatiha okumanız yeterli. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece mum yakıyoruz, 41 Fatiha okuyoruz. Hem yüzümüz güzelleşiyor. Kilo vermek istiyorsak kilo veriyoruz ilişkimizi güzelleştiriyoruz ve kesinlikle dualarımızın çevrilmeyeceği bir dönemden geçiyor olacağız. Melekler diyor ki çok iyi gidiyorsun kalbin temiz ruhun temiz büyüleri de bozulmuşsun her hafta enerjini tazelemek mi istiyorsun bir tek bu haftaya mahsus değil her hafta için diyorum mutlaka bunu gördün müydü size ateş çok iyi geliyor demektir arkadaşlar ateş elevanti çok iyi geliyor ruhsallığınızı arttırıyor demektir. Evet videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basınız. Emeğe saygı adına lütfen emoji kısmına bir yorum bir imo, özür dilerim yorum kısmına bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Astro Canan Canoğlu ben 0546 481 3506 WhatsApp hattım. Arkadaşlar eğer tarot veya kahve falı istiyorsanız artık yazılı kayıt atacağım. Çünkü akciğerlerimde bazı sorunlarım var ve boğazımda modüllerim var. Ciddi bir hastalık geçirmekteyim. O yüzden rica ediyorum size. Diyorum ki eğer benden tarot ya da kahve istiyorsanız ben yazılı kayıt veriyorum artık. Karar verdim. Benden hani söz, sözlü kayıt istemeyin yazılı vereceğim sorularınızı da hazırlayın önceden onlara sorarım sorarsınız onları cevaplarım arkadaşlar çünkü videoları ancak çekebiliyor. Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcınız olsun pembe hayalleriniz pembe düşleriniz gerçeğe dönüşsün efendim hoşçakalın efendim